Kardeşlerim, selamlar, sevgiler, saygılar. Müthiş bir cumartesi akşamı diyelim artık. Saatler 17.38'i gösteriyor. Hepinize selamlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Dünden beri görüşmedik. Bugünlerde müsaitiz ya. Her gün video yapıyoruz. Her gün hocam aynı şeyleri mi anlatıyorsun diyecek yeni gelen arkadaşlar. Aynı şeyler değil. Uygulamalar aynı ama insan bile değişiyor dostlar dünden bugüne. İllaki uygulamalarda da, etkinliklerde de. Hiçbir şey değişmese kriptonun fiyatları değişiyor. Birazcık rüzgar var ama şu ileride hemen düzelir. O yüzden yani bu tip oyunları oynuyorsanız, kripto ile ilgileniyorsanız, borsa ile ilgileniyorsanız yani aktif olmak gerekiyor. Tabii ki aslında şu da bir taktiktir. Ama sadece bu borsa için belki olabilir veya kriptoda bir alım yapıp unutmak noktasında faydalı olabilir. Hani her gün bakmazsın. Şey gibi düşün, bir arsa alıyorsun mesela. Her gün gidip bakıyor musun? Ya o arsa yerinde duruyor. O kaç para oldu falan. Bir fiyatlarına bakayım. Zaman zaman böyle bir piyasanın durumuna göre veya senin ekonomik durumuna göre atıyorum 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra bir bakarsın değil mi fiyatlara? Ya satsak ne olur falan diye. Tabii kripto birazcık daha bakmanız gerekebilir. Çünkü atıyorum delist ediliyor. Yani borsa listelenmesinden çıkartıyor bir coin'i, token'i. Bir şeyler oluyor. O yüzden hani her gün bakmak değil ama böyle bir ayda bakmak belki. Ya da daha böyle sürekli bu işlerin içindeysen 2-3 güne bir bakmak. Haftaya bir bakmak. Tamam. Kontrol etmeden bu kripto işleri olmuyor. Ama tabii ki uzun vade, ne bileyim borsaya yatırdım unuttum. Güzel. Kriptoda bu birazcık sıkıntılı olabilir ama yine de aldım sağlam bir coin'i. Mesela Bitcoin alsam Bitcoin'e bir şey olmaz. Ama aldığım borsa, borsada tutuyorsan onu, borsada belki bir sıkıntılar olabilir falan, birazcık daha riskli olduğunu söyleyebilirim ama bu yöntem genelde kazandırıyor dostlar. En çok kazandıranlara da geçen yapılan bir araştırmada bir yerde karşıma geldi. Vefat eden insanların, tabi borsada onu alabiliyorsun işte çeşitli evraklarla falan, herhalde öldüğünü kanıtlıyorsun. Tabi o kadar detay bir şey değil yani, insan öldükten sonra kazancı ne olur falan diye düşünüyorsunuz ama orada anlatılmak istenen şu: adam almış unutmuş, tamam mı? Veya adam yıllar sonra bir şekilde ortaya çıkmış, ne bileyim artık mirasta falan ortaya çıkar mı bilmiyorum ama neyse, yani anlatmak istediğim uzun vadede kazandırıyor genelde. Tabi aldığın hisseye bağlı veya kripto aldıysan onun çeşidine bağlı, borsaya bağlı falan. Borsa battı mesela, FTX borsası battı, orada yatırımın varsa gitti yani. Sen geldin 5 sene sonra olan borsa batmış falan, haberin yok. Neyse, biz uygulamalarımıza bir bakalım. Şimdi Stepney Hayvancı'nda 3 tane hesapla yürüyoruz ve bu bir video yaptım. Birden çok telefonla yürümek videosu. Çok sorulan bir şeydi. Benim de yaptığım bir şey değildi. Zaman zaman böyle iki telefona çıktığım olmuştu ama böyle bir sorun yaşamamıştım hiçbir zaman. Şu Stepney Anti-Cheating videosunu izlemediyseniz bir izleyebilirsiniz dostlar. İlla ki karşınıza gelecek yani bu konu. Belki de siz herhangi bir böyle iki hesap, üç hesap da yapmadan bazen sizi bot algılıyor falan. O hangi nedenlerle algılıyor? Burada bayağı detaylı güzel bir anlatım yaptık. Uzun da bir video değil yani. Onu bir izleyebilirsiniz. Şimdi ben üç hesapla yürüyorum. Her gün beni birinden yakalıyor. Birini bot veriyor. Bilerek yaptığını düşünüyorum. İkisini şey yapıyor. Bak birini de alıyorum ha, haberin olsun diyor. Ve burada yine anlattım. Turing skorumuz da, üçünde de düşmüş durumda. Şu an hiçbirinden para gönderemiyorum, alamıyorum, çekemiyorum, satamıyorum falan. O Turing skorun düşmesi çok önemli değil. Benim bütün hesaplarıma parayı verse de sonra ben onu işte ayrı ayrı yürürüm. Farklı şehirlerdeki ne bileyim arkadaşıma veririm, o yürür falan. O sorun değil de asıl sıkıntı işte şu, bir tanesine de bot uyarısı veriyor her gün ve onun gelirini de kesiyor. Dün verdim, evet dün de, hatta bu videoyu yaparken baktım ona. Yine yürüyüşümü bitiriyordum o zaman. Birine yine hata vermiş. Bot hatası veriyor. Neye göre veriyor bilmiyorum. Üçünden birini yakalıyor. İşte bak bir tanesini aldım diyor. Böyle bir durum var. Çok önemli değil. Stepney'de kötü bir durumda değiliz. Kazançlarımız güzel. Ne yapılabilir? Mesela ayrı yerlerde yürüyerek onu hesabı birazcık yürüyünce o düzeliyor. Telefonları ayrı ayrı yerlerde yürüyerek hesabın normale dönüşmesini sağlayıp satabilirsin. Aldığımız yerlerden çok daha iyi bir yerden satabiliriz. Öyle bir kar elde edilebilir. Veya ne bileyim farklı zamanlarda yürümek olabilir. O biraz süreyi uzatır ama en kötü çare olarak olabilir. Başka şehirlerdeki aile üyelerinize, arkadaşlarınıza falan verebilirsiniz. O bir süre yürüyebilir falan gibi. Bu şekilde çözümler var. Bakacağız, biz de bir şeyler yapacağız.
Şimdi bu Stepn'de biliyorsunuz dostlar, eskiler bilir, ilk günden beri biz bu uygulamayı kullanıyoruz. Daha neler gördük, neler geçirdik. Ayakkabıları ta Kaşlar'dan aldık. GST'leri ta nerelerde gördük. Biliyorsunuz süreci eskiden beri takip edenler var. Bu uygulamanın bir sürü etkinliği olur. Ben de bunları hepsi sevmem yani genelde. Gıcık gıcık etkinlikler yapar, tamam mı? Böyle bir yere gidersin, kaydolursun uygulama dışında. Bunlar MOAR diye bir şey var, FSL diye bir şeyleri var falan. Başka bir yere beni gönderdiği zaman hiç sevmiyorum. Yine de bu sefer ilk defa bir ödül aldık. Allah, yılan. Eyvah eyvah. Of of of. Kocaman bir, kapkara bir yılan. Yakalayamadım, fotoğrafını çekseydim. Tırstım çünkü altıma işiyordum şu an. Bir daha üzerime gelir mi şöyle üzerine gitsem? Of of, ilk defa bu kadar büyüğünü gördüm. Lan arkamdan gelmesin bir de şimdi. Korktum be. Yine bayağı uzaktım ha, 5-6 metre. Bir de yanındayken görsem altıma işeyecekmişim demek ki. Yılanın böyle bir korkunç tarafı var. Neyse, ormanlık bir alanda yürüyoruz dostlar. Güzel oluyor ya. Bir şey değil. Hayvanlarla baş başayız. Takılıyoruz. Ne diyorduk? Ha, bu FSL muhabbeti var ya, Twitter'da falan atmıştık. Buraya hem şöyle bir etkinlik yaptılar. Buraya kayıt olun. Yaptığınız swap işlemleri var ya, işte GMT'den GST'ye, Solana'ya çevirmek falan. O işlemleri yaptığınız zaman kestiğimiz fee ücretlerini point olarak yatıracağız demişlerdi. Ve sonra yine bugün veya dün başlayan bir etkinlik, onu da yine Twitter'dan atmıştım size. Şimdi yılana doğru gidiyorum da tekrar geri döndüm ileriden. Birazcık da tırsmaya başladım, tekrar aynı yerden geçiyorum. Bu FSL etkinliğinde de badge'ler var ya, şu göstereyim size. Şuradan bir dakika. Şunlar vardı ya, bir çıkmıştı. Bunları da hiç sevmiyorum zaten. Yaptıkça görevleri falan bunları alıyordunuz. Bu elinizdeki badge sayısına göre verdiği bir ödül vardı. O hesabınızı bağlamadıysanız bağlayın. Az da olsa oradan birkaç tane illaki badge almışsınızdır. Kimisi bunlar nasıl alınıyordu? Yürüyerek, mint yaparak, çeşitli çeşitli görevler vardı işte. Bunlarla aldığınız mintlerle, aldığınız badge'lerle, badge deniyor ona. Ne, amblem mi diyelim, ne diyelim işte. Onlarla belirli bir puan alıyorsunuz. Biz de 300 point almışız. 1 point 1 GMT'ye denk geliyor. Şuradan çek diyebiliriz ve pointlerin hepsini çek dediğim zaman bakın 300 GMT oluyor ve buradan ben de şimdi ilk defa yapıyorum. Hadi oğlum, ver GMT'mizi. Bakın 300 GMT geldi. Bir 10 GMT'lik de çekiliş yapalım ya. 10 GMT kaç yapıyor? 3 dolar falan mı yapıyor? Bir şey değil, yalandan bir çekiliş yapalım yani. Bu videonun nasıl yapalım çekilişi? Neyse, ben bir düşüneyim, size şey yaparım. Hatta şöyle tuzak bir çekiliş mi yapsak? Neyse, boşver. Eşit olsun. Tamam. Çok bir para değil zaten. Dediğim gibi ilk defa bir ödül aldık. Güzel. Demek ki böyle antin kuntin demeyip katılmak lazım yani çekilişlere, etkinliklere. Ben bunu çok önemsememiştim. FSL'ye belki linklememiştim bile. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hani o fee ücreti için zaten ben fee yapmıyorum, swaplamıyorum ki. GST'ye aktarıyorum, Bybit'e aktarıyorum, oradan satıyorum falan, ne olacak diye düşünüyordum. Oradan da azar azar gelir. Böyle bir etkinlik olursa oradan da gelir. Siz de kaydınızı yapın dostlar. O attığım tweette link var. Linke gidiyorsun. Stepn'de oturumu açıyorsun. Sonra da şuradan bağla diyorsun falan. O kolay bir işlem yani. Neyse, zararımızı çıkartmış oldu Stepn. Birkaç gündür bizim paraları emcüklüyor ya. Hatta şuradan da gidebilirsiniz. Uygulamayı açınca. Oradan yönlendiriyor sizi zaten. Başka? Kutuları açmıyoruz. Kutularla ilgili bir etkinlik yapmıştı. O benim diğer hesaplarımda küçük kutular düşüyor. Level 2, 3 falan. Onları da açtım. Birer tane comfort gem verdi onlardan. Burada bir tane büyük kutu düşürmeye çalıştım ama düşmedi 2-3 gün. Zaten 1-2 günde hata verdiği günlerdi onlar arka arkaya. Kutuları düşüremedik. Neyse, yapacak bir şey yok. Güzel. Bu Stepn'de tabii o 5'leri çok daha yapan yabancılara falan baktım. Var. Ne bileyim, adam ayakkabı birleştirme, onları yaptıkça aldığın badge'ler falan var. Bayağı 5000, 10000 GMT alanlar olmuş. Önemli değil. Bize havadan gelen bir para oldu. Başka? Telegram linkimiz var dostlar. Oradan bazı bilgilendirmeler yapıyoruz. Limit ve piyasa emirlerini anlatmışız. Superwalk'ta satılan ayakkabıları ve nadirliklerini, kaç paraya gittiklerini... Allah sizi kahretmesin lan gene. Oh, bu başka. Bu küçüktü. Yine geri döneyim şuradan. Şimdi altımıza işleyeceğiz videoda en sonunda.
Nasıl bir yer? Bu yılanların tam çıkma zamanı mıdır kardeşim? Şimdi yine az önceki yılanın gittiği yere doğru döndüm. Bir de bakalım onu da görürsek. Artık hocam altına yapacaksın diyeceksiniz. Konuşamıyorum, korktum. Neyse. Telegram'dan takip ederseniz geçtim burayı da. Twitter'a bir açalım ya. Twitter açmadık bir süredir. Aşağıda açıklamalarda linkimiz var dostlar. Bizim ismimizle ilgili böyle Telegram'da falan yalan yanlış hesaplar da var. Onlara aldanmayın. Biz sizden hiçbir zaman para istemeyiz. Sizden antin kuntin şeyler istemeyiz. Hemen şüpheleneceksiniz. Ya da belki ben bile isterim. Hani öyle düşün. Yapmam da. Sizden birisi para istiyorsa hemen şüpheleneceksiniz. Asla da göndermeyeceksiniz. Babanız bile artık yapay zeka biliyorsunuz, her zaman anlatıyorum. O kadar şey olacak ki. Babanız görüntülü arayıp sizi para isteyecek belki falan. Hiçbir şeye inanmayacaksınız. Çok adamın sesini taklit ediyorlar, görüntüsünü taklit ediyorlar. Ve bu tip soygunlar ilerideki soygunlar olacak. Hani eskiden amele usulü yapıyorlardı. İşte savcı aradı sizi, işte soyguna karışmışsınız falan filan diyorlardı. Onun yeni modeli bu olacak yani. Yapay zekayla dolandırmak isteyecekler. Tek yapacağınız şey şu. Sizden birisi para istiyorsa telefonla mı aradı, kapat. İşte evine mi geldi, polise git, bir şeyler yap falan, tamam mı? Bu şekilde Telegram'dan işte abi senin adını gördük veya benim değil, çok daha büyük kişilerin hesabı olan kişilerin üzerinden yaparlar. İnanmayacaksınız. Tek yapabileceğiniz bu. Tamam. Çünkü kopyalamak, taklit etmek, her şey çok kolay yani şu an. Neyse, buradan önemli etkinlikleri, geliştirmeleri falan atıyorum. Oradan bir bakarsınız. Bir taraftan da artık gözüm sağa sola kaçmaya başladı. Eskiden hep böyle ekrana bakardım. Şimdi artık demek ki bazen böyle grafikler de atıyorum dostlar. Bu neymiş? Dolar grafiğimizmiş. Normalde şöyle bir flama yapmış. 35'e doğru gider demişiz. Gitmemiş. Daha böyle bir sanki sönümlenmiş diyelim. Bastırılmış gibi gidiyor. O zaman şöyle yavaş yavaş buraya doğru gidiyor gibi demişiz. 35'e doğru gidiyor gibi gözüküyor. Bence şu an durduğu yer çok iyi. 35 bile bence kötü değil. Çünkü ucuz kaldı yani. Dolar ucuz kaldı ya da ne diyeyim. TL çok değerli gibi gözüküyor. Bu her şeyi etkiliyor tabii. Turizmden tut ihracata falan. O ayağını da düşünmek lazım. Ya biz direkt hani dövizle bir şey alıyoruz gibi değil de turizm, yani adam bakıyor mesela tatile gidecek, Türkiye daha pahalıya geliyor. Türkiye halbuki ucuz bir ülke olması lazım ona göre, alış gücüne göre baktığın zaman. Yani tabii ki keşke gücümüz iyi olsa da gelemezse gelemesin desek, ama şu an biz o güçte değiliz, ama bize döviz girişi lazım. Böyle baktığın zaman dövizin ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Neyse, bu da böyleymiş işte. Başka falan filan. İşte bu Step'in etkinliklerini anlatmışız. Demek ki Step'in etkinliklerine biraz daha katılacağız. Ya bu ben sadece Step'le ilgili değil. Başka uygulamalarda da oluyor. Seni başka bir yere yönlendiriyor ya. Hiç sevmiyorum onu. Git işte şuraya yap, buraya kayıt ol, bilmem ne yap. Bir sürü hikaye. O oyunun içerisinde olursa seviyorum. Bak mesela kutu etkinliği yaptı. Güzeldi. Açtık kutuları, açtık falan bir şeyler. Bu FSL de bizi çok yormadı. Hani sadece linkini bağladık. O yüzden onu da yapmıştık. Batch'lere göre de vermesi güzel. Bak, oyunun içerisinde yaptığın bir şeyden dolayı veriyorum sana diyor. Güzel bir etkinlikti. Neyse. Başka neyimiz var? Superwalk'a bir bakalım. Superwalk'ta bu aralar etkinlikler biraz yavaşladı. Her gün bir etkinlik yapıyordu. Yine de işbirlikleri falan var ama artık etkinliklerin tweetlerini, videolarını yetiştiremiyordum biliyorsunuz. Bir ay önce falan. Her gün günde 2 tane 3 tane bazen işbirliği yapıyordu. Biraz yavaşlaması bizim için de iyi oldu yani. Burada ayakkabılarımız var. Allrounder ana ayakkabım. Runner, bu bir tane puan versin diye aldığım bir ayakkabı. Öyle yüksek bir fiyattan da onu satılığa koymuşumdur herhalde. Satılıkta olması yeni gelen güncellemeyle, yani yakın zamanda gelen güncellemeyle enerjimizi düşürmüyor. O yüzden hani bir yüksek bir rakam koyup satışa koyabilirsin. Belki gelir birisi alır ya da fiyat yükselmiştir. Bir şeyler olmuştur falan. O yüzden ben genelde satılıkta tutuyorum. Mintlemeler yapıyorum ve bu şekilde devam ediyoruz. Şuradan kaç tane ayakkabımız olduğunu görebiliriz. 12 tane ayakkabımız varmış. Kaç enerjimiz oluyor? 15. Neden? Çünkü bir tanesi epik, 2 enerji veriyor. 12 ayakkabı 12 enerji vermesi lazım normalde. Tabii tam her zaman sayısı kadar veriyor demek değil, o bir tablosu var onun. Ama 12 ayakkabı 12 enerji veriyor. Bir tane epik var, 2 tane daha veriyor, 14. Bir tane de rare var, 1 puan da o veriyor, 15'e geliyor. 15 çarpı 5 olarak sistemdeki enerjimle dengeledim bunu. Sistemdeki yürüyüşümüz bittiği zaman bu da bitiyor. Bunun gibi 3 tane de hesabımız var. Superwalk'ta herhangi bir çakışma, eşleşme yaşamadık. Sorun yaşamadık. 3 tane telefonla yürüyoruz. 3 tane hesapla yürüyoruz. Günün sonunda bir topluyoruz puanları. 2-3 günde bir hesaba aktarıyorum ve bir mintleme yapıyorum. Bir ayakkabıya dönüştürüyorum. Ve satıyorum. Benim taktiğim bu. İstersen ayrı ayrı hesaplarda da walk'u
şeye dönüştürürsün. Ne yaparsan yaparsın, artık o sana kalmış. Daha da güçlü belki sistemler kurarsın. Enerji booster yaparsın. Bir sürü detayları anlattık. Onların videolarını bilmiyorsanız bir bakabilirsiniz. Başka? Bir tane çekilişler oluyor bazen dostlar. Bunları ben birazcık ne bileyim riskli buluyorum ya. Kaç kişi başvurmuş mesela, buna bir bakalım. Bugün video biraz uzadı zaten. Devam edelim, gitsin bakalım. Yılanlı bölgeye tekrar gidiyorum. Korkunun ecele faydası yok diyoruz. Mesela bu 200 volt bedelinde Unique Allrounder level 30 bütün ekstra özellikleri Legendary olarak açılmış. Hayvan gibi ayakkabı yani bu. 675 kişiden bir kişiye çıkma olasılığı, 675'te 1'dir. Ve 200 volt da ne bileyim ya, bayağı çok geldi bana. 8 dolar mı yapıyor? Volk'un fiyatına da bir bakalım. Uzun zamandır bakmadık. 0,04 falan mıydı? 4-5 aralığında gidiyor. Doğru. 8 dolar. Bu ayakkabıyı kaça satarız diyeceksiniz. Hadi bakalım. Nasıl olsa uzattık gitti. Çok delikar edilir. O ayrı mesele ama 200 Volk'u 675'te 1. O belki daha kaç gün vardı orada? 3 gün mü vardı? Ne diyordu? 1000 kişi olacak belki, bilmiyoruz. Unique bir ayakkabıymış. Allrounder'muş. Level 30'muş. Ekstra özellikleri de var ama hadi neyse diyelim. Bugün yılanın bir fotoğrafını atacağım belki size. Tekrar gidiyoruz bakalım. 33.000. Hadi sen 30'a ver, 25'e ver, 20'ye ver. 8.000 dolar. Yani 8 dolara 8.000 dolar. Vay be, 1000 katı. Çıkarsa tabii. İlla ki bir kişiye çıkacak ama bize ne zaman bir şey çıkmış ki? Gerek görmüyorum. Yani normal seviyede kullanıcı için gereksiz ama adam hayvan gibi kazanıyor zaten. 200 dolara atsam ne olur diyecek. Belki çoklu çekilişlere de katılabiliyor. Belki birçok kez katılacak. Bakalım, neyse, biz yokuz. Başka Supervolk'ta söyleyeceğimiz bir şey yok. Market fiyatlarına bir bakalım. En ucuz ayakkabı, hem kayıt olsun, 60 Volk, 60 Kla'ya gidiyor. O da kaç para yapar? 14-15 dolar aralığında gidiyor. Bazen 13 küsürlere düşüyor mesela. Oralardan alıp 15'lere çıktığı zaman satmak bile, belki senin yürüyüşle bir tane ayakkabısı olan adam için bahsediyorum, kazanacağından daha fazla kazandırır sana. Birkaç gün uğraşmaktansa bir günde kazanabilirsin. Market fiyatlarını iyi takip edersen. Buradan aşağı çok düştüğünü görmedim. Ha, 53-54'lere indiği oldu ama Clive bazında baktığın zaman yine dolar olarak 13,5-14'lere geliyor. O yüzden buradan daha da fazla düşer mi gibi benim bir kuşkum yok. Mesela Epic'lere bakabilirsiniz. 275'lerde. Rare'e bakın. İlla ki bir yerde bir fırsat olacak. 120. Buralarda bir fırsat gözükmüyor. Level 30 olanlarına bakabilirsiniz. Mesela Epic, Walker, Allrounder. 1500, 1800. Bakın buralarda aralarda şeyler var. Uygun alınıp satışa koyulabilir belki. Şuradan geri dönüyorum tekrar. Tamam. Gibi gibi böyle markette hakim olmakta fayda var. Supervolk böyle dostlar. Konuyu hiç bilmiyorsanız bu da bir hareket et kazan uygulaması. Ayakkabı alıyorsunuz. Step ne göre kıyasladığınız zaman aslında bir şey yapsak ya, bir tane. Step vs Supervolk. Artıları eksileri. Tabi Step şu an son GST pumpıyla güzel kazandırıyor gibi öne çıkacak ama Supervolk'u da biz uzun zamandır kullanıyoruz. Step'ni de bu son GST'nin hareketinden önce de Step daha dezavantajlıydı yani. O yüzden uzun vadeleri kullananlar veya bizi izleyenler biliyorlar ki Supervolk da öyle kötü bir uygulama değil. Hatta bence daha iyi. Birazcık kazanç oranı artarsa daha iyi olur. Öne çıkar direkt. Çünkü bunda taş alayım takayım yok. İşte ayakkabıyı yanlış aldım yok. Soket yok. HP yıpranması yok. Baktığın zaman Step'ine göre birçok avantajı da var. Burada sadece tek dezavantaj uzun uzun yürüyüş süreleri. Çünkü enerji limitin diye bir şey yok. 60, 70, 80, 100 enerjiye kadar git. O da bayağı bir zaman yapıyor. Tabii onu bazı kısaltma yöntemleri var. Enerji booster videosu yapmıştık. Ona bakabilirsiniz. Bayağı bir yatırım yaparsan burada da güzel kazanırsın yani, onu söyleyelim. Çık ulan hayatımızdan. Koskoca ambasadoruyuz bu arada Supervolk'un. Vulcan'ın da ambasadoruyuz ama hani Vulcan can çekişiyor. Kurtarmaya çalışıyoruz yani. Ameliyat masasında. Yine de hani baktığın zaman birçok uygulama denedik. Birçok site, oyun vesaire elimizden geçti. Ama Vulcan ne yapmış? Bu yine güncelleme mi yapmış? Hala yaşıyor yani. Ufak tefek bir şeyler yapılabiliyor. Kıpırdanmalar olabiliyor. Markette girip belki ucuz alıp satışlar olarak fırsatlar değerlendirilebilir. Tabii bizim de odağımız daha çok Step'ne, Supervolk'a kaydı. Çünkü kazanç nerede olursa insan öyle düşünüyor.
Biraz eleman sattık. 23.000'e doğru var. 1.000 de staking de var. 24.000 civarı var. Yine 150 dolarımız var burada. Şimdi Volk'un bir harekete geçse 2x yapsa yani yapabilir ve 150 dolar 300 dolarımız olur. Elemanların satışından daha elemanlarımız var elimizde. Yani oyunun hareketlenmesine hazırız. Yeter ki o düzelsin. 58 tane catlet'imiz varmış. Biraz daha satarız. 50'ye doğru düşürürüz. Legendary'miz falan vardı bizim. Burada bu hayvanların fiyatı ne oldu? Hiç farkında da değilim açıkçası. Birkaç gündür markete bakmadık. Hadi gelin. Madem uzadı ulan diyoruz ve devam. Eskiden Ramazan'da 1 saatlik videolarımız vardı. Aslında geçen sene videolarından bir tanesine bir bakmak lazım. Fiyatlar kaç paraymış, oyunlarda ne durumdaymışız, bir sene önce nasılmış. O videoları bulmak zor olmaz. Direkt hem uzun yapmıştık onları bayağı vakit geçsin diye. Hem de bir sene öncesine bakılır. Hadi be kardeşim öp. İnternetim biraz çekmiyor. Volkan'ın da marketi eskiden beri birazcık yavaştır. Şu bizim craftingler de bayağı birikti ha. Şu şeyden açsak mı bir tane? Ona ayrı bir video yapalım. 2000 tane harcayacağız. 500 de Vulcan harcayacağız. Ve bir kutu Spring Loot Box açacakmışız. Tamam onu yapalım. Hadi oğlum marketten bir bakalım. Boosterlar. Neyse ne ya dostlar. Siz bakın işte. Legendary almıştık. Daha böyle oyunun işte fiyatları ucuzladığı zamanlar. Şimdi daha da düşmüştür büyük ihtimalle. İşte bazen böyle oluyor. Hani kazanıyorsun. Ulan biraz daha yatırım yapayım diyorsun. Bazı arkadaşlarımız vardı. 300 tane, 500 tane catlet'i olanlar vardı. Onlar da ne yaptı bilmiyorum artık. Yavaş yavaş o zamanlar yavaş yavaş çıktı. Yapsanız iyi olur diyorduk. Herhalde kendilerince bir çözüm bulmuşlardır. Neyse Volkan'da fazla göstereceğim bir şey yok. PvP yapıyorum bazen. Hala rankım 10 gördüğünüz gibi. Satışa koyuyorum elemanları 5'er 5'er ve biraz daha azaltayım. Ondan sonra böyle 50-40 civarı kalsa olur ondan sonrası. Elimizde Volkan'a dönüştürelim çünkü bu hani rally yukarı doğru devam ederse elimizde biraz coin, token bu tip üründen ziyade coinlerin olması daha avantajlı gibi olacak. Çünkü 2x yaptığı an birden bütün maliyetin çıkmış olur yani baktığın zaman. Ama elemanları içeride tuttuğun zaman onları satmak, tekrar paraya dönüştürmek bir de limiti var biliyorsunuz. Eskiden bakıyorum da bayağı kolaymış ya uygulamamız. Satmakta limit yoktu, almakta yoktu, catlet'lik de yoktu. Eskiden catlet'lik falan da yoktu tabi. İlk zamanlarını bunların da çocukluğunu biliriz dostlar. Eskiler biliyor. Ta eskiden beri beni takip eden var mı arkadaşlar? Yorumlarda bir görelim. Hem de videoyu bakalım. Kimler izliyor? Ne yaptık? Piyasalara bakalım. Zurna'nın Zort dediği yere doğru geldik. Hadi bakalım. Değişime göre bir sıralayalım da. Bak Vulcan dedik hemen artmış. Ben eskiden eskiler bilir bak eski eski diyorum evet de. Bu Vulcan'a kayardım böyle biraz fırçalardım hemen yükselirdi. Bak yine yükselmiş. 67 olmuş. Bakarsanız 1 olur. Değil mi? 1 centten daha az şu an. 1 cent olsa 20.000 tane olsa kaç yapıyor? 200 dolar mı yapıyor? Neyse. Kray'ımız 25 civarında sürtünüyor. GMT'miz 30. 300 GMT kazandık. 90 dolar mı kazanmış olduk? Güzel. 10 GMT'yi de göndereceğiz bir arkadaşımıza. GST'miz 0,044. Bizim her gün 300 GST yiyor bu hayvan. Kaç yapıyor? 12-15 dolar arası emcüklüyor. Diğerlerini de sattırtmıyor. Belki şu an GST pump yapsa ben satacağım kardeşim. O yüzden bakalım kaç günde düzeleceğini de merak ediyorum aslında. Çünkü orada bir gün sınırlaması şey yapmıyor. Yürüyüş yap diyor. Düzgünce adam gibi yürü kardeşim diyor. Puanını yükseltirim diyor. Bakalım. Halledeceğiz. AVAX 47. Litecoin. Bugün bir bakalım ya. Bugün dedik ya videonun ucu açık oldu. Litecoin tam 100'müş be kardeşim. 2024'ün Nisan ayının kaçı oldu bilmiyorum. İşte 5'i mi kaçıysa. 100'müş o zaman. Vay be şimdi de 1000 olmuş mu diyeceğiz. Yoksa ulan eşek gibi, uyuz eşek gibi duruyor yerinde mi diyeceğiz. Bakalım. Pepe coin. Bu Pepe'yi aldım. Sonra bayağı bir yükseldi. Sattım. Para lazım oldu. Ulan dedim bu zaten en dandik bu var. Bunu satayım bari dedim. Pepe'yi sattım. Sonra düşüş geldi. Ama hepsinde düşüş geldi. Pepe'ye özel bir düşüş değildi. Sonra aşağılara buralara belki inmişken birazcık daha aldım bakalım. Dediğim gibi bunlardan çok beklentimiz olmadı. Ama hani yükselirse de yükselsin. Yanarsa da yansın. Türü bunlar. Orada bilerek satmadım yalnız. Para lazımdı. Dedim ulan bunu gözden çıkartayım. İyi ki satmışım. Aşağı düştü. Aşağıdan biraz daha aldım. Arbitrum 1.47. Ship 27. Tia 12. Tia bayağı saldı. Tia'dan aslında bir beklentim var ama bakalım. Bu da öyle çok beklentimin olmadı ama Pepe gibi falan da değil. Daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Ada 58, BNB 583. Bak BNB salmadı yani. BNB umurumda değil diyor. BNB'ye dikkat ederseniz düşüşlerden veya yükselişlerden çok etkilenmez. Kafasına göre takılır. Tamam mı? Güzel bir yerde. 230'lardan 300 küsürlere, 300 küsürlerden 500'lere, 600'lere kadar geldi. Şu anda da sıkı duruyor. O yüzden hani bir sepet yapmıştık ya, böyle babalardan oluşturan ve sonra araya da birkaç tane, hatta o videoda hiç bu shitcoin'lerden atmadık da yine de mantıken birkaç tane atmakta da hani keyifli oluyor. Biraz kar ettiysen azıcık kendini şımartabilirsin. Matic 89 Grant, bu Super Vulcan token'i. Bu da hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Birazcık elimizde olsa aslında iyi olur. Oyun içerisinde falan belki değerlendirilebilir. Sui 1.61, XRP 59, Ethereum 3.338, Solana'mız 175. Solana alanında çok sorun çıkıyor be dostlar. Sürekli tıkanma. Uygulamaların bir de onlarla bağlantısı dolayısıyla kendi içinde de işte bir sıkıntılar yaşanıyor. Step'inde yakın zamanda, bilmiyorum denediniz mi? Çok zor gidiyordu yani. 2 saat uğraşıyorsun, 10 kere deniyorsun, gerçekleşiyor falan. Solana ağı doğru problem. Bir de başka uygulamanın içinde online entegrasyonu falan deyince işler iyice uzuyor. Bayağı can sıkıyordu yani. Solana şu sıkıntıları bir halletse uçup gidecek yani. Bu kadar sorun çıkmasına rağmen, ağ tıkanmasına rağmen, fiyatları düşmesine rağmen, satış görmesine rağmen hala iyi direniyor. Bir de işler yoluna girse uçup gidecek herhalde. Bitcoin 68'lerde bence iyi direndi yani, 70'leri gördü, sonra yavaş yavaş oralarda takılıyor. Ben olsam 60'a 50'ye doğru sıçırtırdım yani. Çünkü üzerinde yük birikmiştir. Millet bu pozitifliğe alıştı. Yeni gelen birçok kriptoya giren kullanıcı diyelim, bunlara çok alışık. Bitcoin'i buralarda görmeye alışık yani. Şöyle aşağı doğru bir korkuturdum ben olsam. Ama şu anki hani böyle dün mesela kıpkırmızıydı. O tip bu düşüşler falan benim hiç umurumda değil yani. Ben onları düşüş olarak bile görmüyorum. O yüzden hemen panik yapmayın kırmızı görünce. Daha hiçbir şey görmedik. Dediğim gibi çok daha net, keskin hareketler olsa ben yine de şaşırmam yani. Şu ayı piyasasını görmemiz bizim için güzel bir tecrübe oldu. Öncesinde boğayı da gördük, ayı da gördük. Artık biliyoruz ki yani Bitcoin 68 iken, hani örnek, uçuk bir örnek vereyim ama 30'a düşmez diye bir şey yok yani. Tabii öyle bir beklentim benim şu an yok da, mesela diyorum 68'den 30'a düşebilir, 100'e de çıkabilir. Yani her an her şey olabilirdi, bize tokatlaya tokatlaya öğretti. Ne oluyor kardeşim, bu sefer de köpekler saldırısına mı uğrayacağız? Evet, ne diyorduk? Buraları hallettik mi? Sterlin 40.50, dolar 32.46'larda. Birazcık bir kıpırdanma var dövizde. Ama dediğim gibi bunlar da çok az bir kıpırdanma. Kıpırdanma bile sayılmaz bence. Buralara biz fazla fazla razı olmalıyız. Doların 35'ine falan. Azıcık rüzgar var, farkındayım. Hemen döneceğim şuradan. Fazlasıyla razı olmalıyız. Çünkü bunlar bir şey değil dostlar. %32'nin %10'u 3 yapıyor yani. %10'u artabilir. Bir şey olmaz yani. Yani Türkiye'de olmaz. Diğer ülkelerde %10 fazla olabilir ama bizim için, biz ne %10'lar gördük ne şeyler gördük. TL enflasyonla falan kıyaslayınca o kadarlık artması lazım aslında. Sanırım birazcık baskı yapılıyor gibi geliyor bana. Bakalım. Keşke artmasın da bizim o grafikler de yanlış olsun. Hatta düşsün de alım gücümüz artsın. Keşke. İstanbul borsası da anlamsız bir şekilde pozitif bir şekilde ilerliyor. Güzel. O kıpkırmızıyken alınır dediğimiz yerlerden alanlar şimdi bile kârdadır zaten. Tabii hisse bazında da bakmak lazım. Ben borsayı eskiden beri takipçilerimiz bilir pek sevmem. Çok da hevesli değilim. Ama birazcık büyük, en büyük hisselerden, hani katakullinin olmayacağı veya çok az olacağı veya ne bileyim düşüşlerden çok etkilenmeyecek. Yükselirken de 50 kat 100 kat bir beklentimizin olmadığı babalardan bir iki tane öyle takılıyorum. Bakış açım bu. Tamam. Altın da her zaman böyle azar azar yükseldi. 1500'ler olduğunu hatırlıyorsunuzdur. 2000'lere geldi. 2000 küsürlere, 2300'lere doğru geldi dolar bazında bu. TL bazında daha da yüksek bir artış olmuştur. Evet dostlar, biraz da rüzgar da başladı. Bu videoyu da bugünlük böyle bitirelim. Kaç dakika olmuş kardeşim? Nerede? Ben bunu yine göremiyorum. Ha, yarım saatlik video olmuş be. Ama genel şöyle bir bahsettik. Genelde kısa kesiyorduk. Bugün böyle bir vaktimiz vardı. Sohbet etmiş olduk dostlar. Telegram'dan, Twitter'dan takip ediniz. Bir 10 GMT'lik. Yani bizim de bütçemiz böyle dostlar. Ne yapalım ya? Bir çekiliş yapıverelim. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Twitter'dan yaparız herhalde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yine tuşu bulamadım. Buldum.